Değerli dostlar herkese tekrar merhabalar. 10 dakika 10 kısa hisse teknik analiz çalışmasına hoş geldiniz. Ekranımızda yine standart yasal uyarımız. Kusura bakmayın dün ve dünden önceki gün birazcık e, grebel rahatsızlıktan dolayı sizlere yayın açamadım. E, yine rahatsızım ama şöyle günü de videosuz bırakmak istemiyorum. E, hemen hızlı bir şekilde hisselerimize geçelim. Alfa'sla başlıyoruz. Alfa Solar Enerji 4 saatlik grafik ekranımızda. Değerli dostlar Biliyorsunuz daha önce bir e, trendten bahsetmiştik. Bu trend sonlandığı zaman e, trend boyu aşağı doğru gidebileceğini söylemiştik. Şimdi bu trend boyu nereye kadar gitme olasılığı var? Ne olmuş bakalım? Trend boyu şu şekilde arkadaşlar aldığımız şek zaman e, tablomuz e, bakınız trendin destek bölgesi. Yani bir miktar daha geri çekilme olsa da buradan muhtemelen bir dönüş yaşayabiliriz. Daha önce şurada bir boşluk varmış arkadaşlar. O boşluğu da bir şekilde ne yapmış olduk? Almış olduk. Bakınız boşluk bölgesi burası. Bir şekilde boşluğu da almış olacağız. Ee, alfa solar enerjide. Evet. Ama şunu düşün, unutmayın. Ee, burada 336 seviyeleri üzerine atmamız gerekir. Daha sağlıklı bir görüntü için. 336 bandı üzerine atmalıyız ki. Yani şu bandın üzerine atmalıyız ki. Biz. Döngü yukarıda diyebilmeliyiz. Daha rahat e, soluk alabilmeliyiz burada. 336. Neden 336? Daha önceki zirve noktası olması hasebiyle arkadaşlar bu seviyenin üzerine atmamız gerekir. Evet. Şu anda burada baskı altındayız. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. E, yani burada bakın trend sarı bant aşağı doğru kırılırsa bir aşağıda 276 var. Değerli dostlar. Bakın şurada da 276'lık destek seviyemiz var. Evet. Geçelim. 336'nın üzerine attığımız zaman zaten şuradaki 517 çanak katlama hedefinin muhabbetini yapıyor olacağız arkadaşlar. Evet, o muhabbetimiz geçerli olacak. E, şimdilik 336.5 direnç arkadaşlar. E, 227'ler ise e, bir makul alım bölgesi olarak da görülebilir. Kort. Evet korsu bir sıkıntı yok arkadaşlar. Korsu güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şöyle yapalım korsu. Ee, yani sarı banttan bakınız görüyorsunuz. Defaatle ne yapıyor? Buradan destek buluyor. Oldukça güzel. 70'lerin altı kapanış gelmediği müddetçe yön yukarı gözüküyor. Şöyle de bir direncimiz var. Bakınız ilk etapta şu dirence doğru bir hareket gelebilir. O da 81 bantları. Sonrası için tekrar değerlendiririz. 70'in altı kapanış gelmediği müddetçe olumlu. Alkım. Hemen alkıma bakalım. Alkım da güzel duruyor. Güzel bir ikili dip çalışması yapıyor arkadaşlar. Alkım da fena değil. Ee, görüntü güzel. Yani alkımda bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Şöyle bakalım şu triple top bu top, top. Evet. Güzel. Yani burada da bir sıkıntımız gözükmüyor şu anda dip çalışması arkadaşlar. Güzel bir ikili dip görüntüsü var. Şöyle alalım burayı. Yani oluşumun teknik hedefi ne olabilir ona bakalım. İkili dip çalışması. Yani şu alandan yukarı sıyrılabilirsek önü ciddi anlamda açılacaktır arkadaşlar. Yukarıda zaten direnç hattımız var. Şu şekilde bir bölgemiz var. Daha önce yine defaatle test edilmiş olan bir alan. Benim burada 37 bantları teknik hedefim değerli dostlar. Yani burayı kırdığı zaman 37 ve sonrası tekrar değerlendirilebilir. Şu anda o 34.24'te bir takılma bölgemiz var. Yukarıda ise 37 bantları gözüküyor. Ee, olumlu bir seyir var arkadaşlar. Sadece şuna dahi bakmış olsanız artık tepeler sürekli aşağıda aşağıda giderken Bakın dipler de yine aynı şekilde aşağıda devam ederken Daha yukarıda dipler bakınız buraya göre daha yukarıda tepeler oluşmaya başladıysa Trendimiz dönmüş demektir arkadaşlar. Devam edelim. Kua granit. Kua granit. Hemen ona da bakalım. Kua, kua granitte bir sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten onu şöyle söylemiştik sizlere. Daha önce bir solomuz sağımız tobu formasyonuyla şu 56 bantlarına doğru bir hareket olabilir demiştik. Hareket oldu arkadaşlar. 59'dan döndük. Şu anda herhangi bir sıkıntımız yok burada. Yön yukarı arkadaşlar. Evet yön yukarı. Yani şu seviyeyi unutmayın. Burası bizim Yol haritamız. Yani şu noktanın bakınız. Üzerinde miyiz? Üzerindeyiz. O zaman rahat olun arkadaşlar. Rahat olun. Ee, yukarıdaki direnç noktasının gelmesinin keyfini sürün sürün burada. Bakınız. Yani buradan muhtemelen 82 bantları gözüküyor. Yani buraya doğru bir hareket oluşabilir. Yani güzel. Kırılmadığımız müddetçe. Bakınız. Bu majör destek kırılmadığı müddetçe rahat olun. Yani ne olabilir? Ne olabilir? Şuradan gelip bir ikili dip yapabilir. Yani bu nedir? 60. Sana yeni bir alım fırsatı sunar burada. Yoksa onun dışında teknik tek hedefimiz burası arkadaşlar. Ortalama 80-82 bandı. Devam ediyoruz. Nuh Cimento benim e, uzun soluklu hisselerimden bir tanesidir Nuh Cimento. E, evet şöyle bakalım. O çok ilginç bir yerde arkadaşlar Nuh Cimento. Tam destekten dönmüş. Yani daha önce direnç ve destek olarak çalışmış olan bir çizgiden dönüş geliyor. Bir de şuraya baktığımız zaman sanki şuradan da güzel bir döngü var arkadaşlar. Güzel. Şu anki görüntümüz güzel. Şöyle dirence doğru bir hareket. 148. Sonrası kırılırsa da yukarıdaki hedeflere doğru yönelebiliriz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diğer bir hissemiz Tera. Hızlı geçiyorum. Çünkü kısa teknik analiz çalışması. Tera da yine olumlu arkadaşlar. Ee, güzel direnç hattının üzerinde kalmayı başarmış. Yönümüz yukarı gözüküyor. Ee, şuradan bir katlama hedefi çizecek olursak çanak e, katlama hedefi bakalım nereye geliyor. Evet Terayı şöyle aldığımız zaman teranın yukarıda arkadaşlar 43 matları teknik hedefi olarak gözüküyor. Terada e, 28'lerin altında kapanış gelmediği müddetçe yön yukarı. Genil 28 altı kapanış gelmediği müddetçe yön yukarı. Genil aç. Evet. Şöyle yapalım yine. Çizimleri bir sıfırlayalım. Bakın şu dönüş arkadaşlar bizim için yeterli. Bakın çok da fazla bir şey aramaya gerek yok. Genil geçmişteki direnç noktasının bakın kırılıp geri gelip onay aldığı bölge. Genil yükselişe aday arkadaşlar. Şu derinlik kadar alırsak bakınız genilde yukarı yönlü Bakınız şöyle bir 59-60 bandları şuraya alırsak burası kaç? 63. Yön yukarı arkadaşlar 59-63 bandına doğru bir hareket beklentimiz var genelde Mavi mavi giyim. Hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü önemli hatları görsek yeterli. Mavi arkadaşlar takibinizde olsun. Solomuz bas sağımız toboya atalım bunu. Var ise yok ise bakalım bir tobo oluşum mavi izleme listesi topo da yok arkadaşlar. Hemen topuya attık. Topo formasyon oluşumu var. E, onay alması durumunda yani 118'lerin üzerine atması durumunda arkadaşlar 145 teknik hedef olarak gözüküyor mavide. Devam ediyoruz. Servet gayrimenkul yatırım ortaklığı diyelim. Hemen ona da bir değinelim arkadaşlar. Evet. Servet biliyorsunuz yükselen bir kanal trendimiz vardı. Kırıldı. Geri döndük. Şimdi döndüğümüz nokta neresi? Bu tarz mesela Güzel yükselişler ve dönüşlerde Fibonacci'yi hemen kullanacağız arkadaşlar. Fibonacci bize yol haritası olacak burada. Evet, Fibonacci'yi kullandığımız zaman kademe yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. 137'lere pay ayırarak pay ayırarak 160 137 bandı arasında toplama yapıp yukarıdaki arkadaşlar hedeflere doğru yönelebilirsiniz. Yani kademe yapılacak bir ortam. E, yani yani Fırsat bölgesi mi? Evet fırsat bölgesi. Ama mutlaka olasılıklara karşı 137'ye pay ayırın. Şu anki bölgemiz oldukça müspet, olumlu. RSI diplerinin daha yukarıda oluşmuş olması güzel arkadaşlar hissede. RSI diplerimiz daha yukarıda bu güzel. Hisse diplerine göre RSI'nin diplerinin yukarıda oluşması oldukça pozitif bir görüntü diyoruz arkadaşlar. Kademeye yine pay ayırın yani aşağıya da pay ayırın. Şu andaki bölgemiz güzel, yön yukarı gözüküyor arkadaşlar yönümüz yukarı. Devam edelim. Son istemiz Coca-Cola. C cola. Hemen ona da bakalım. Arkadaşlar bu kısa videolar 10 dakika 10 kısa hisse videosu ayrıntılı videolar değil. Ayrıntılı videolar analizler için katıla dahil olmanız gerekir. Bunu defaatle söylüyorum. Burada hızlıca üzerinden geçiyoruz. Güncellemeler yapıyoruz. Şimdi baktığımız zaman Coca-Cola'da oldukça müspet bir görüntümüz var arkadaşlar. E, 205 daha önceki zaten direnç seviyesi ki bu seviye bizim için önemli bu noktanın üzerine bugün atabilirsek yönümüz yukarı olacak burada yukarıda ise yine şöyle bir direncimiz var arkadaşlar 213 bakalım burada bir savaş verecek 205 213 bandı bu e, savaş bölgesinden olumlu bir şekilde sıyrılabilirse bu bandı bu engelleri aşağı bilirse arkadaşlar Coca-Cola'da yukarıdaki 240 ve daha hatta daha yukarısı majör derinde alsak daha yukarılara doğru hareket potansiyeli olacaktır diyoruz. mutlaka stop loss tabii ki kullanılmalı. Kullanacağınız stop loss noktasını şu şekilde alabilirsiniz bu çizgiyi. Şu anki son görüntü itibariyle 198 bantlarına stop koyabilirsiniz. Hatta ve hatta 196'lara kadar da stop loss'u çekebilirsiniz. Tercih sizindir. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni ve yorumları ihmal etmeyin. Katıla dahil olun ki arkadaşlar imkanlarından faydalanın diyorum. Katıla dahil olmanız sizin faydanızdadır. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videonun altında Binance %10 komisyonu indirimli referans kimliğimde bırakıyorum. Kayıt olmayan arkadaşlar da kayıtlarını olarak 7/24 kripto para işlemlerini gerçekleştirebilirler değerli dostlar.